Güven sigortam var ya, işler hep yolunda. Her zaman güvende hisset onunla. Güven sigortam var ya, arkana bile bakma. Her zaman güvende hisset onunla. Güven sigorta. Çocukların sokaklarda pirili oynadığı, düğünlerde herselerin kaynadığı zamanlarda kuruldu Kıbrıs Türk Petrolleri. Yıllar geçtikçe nesiller geldi geçti ve birçok şey değişti. Ama Kıbrıs Türk halkının yol arkadaşı hiç değişmedi. Bugün 40. yıl dönümünü kutlayan Kıbrıs Türk Petrolleri daha nice 40 yıl Kıbrıs Türk halkının yol arkadaşı olmaya devam edecek. Bu başarı hepimizin. Güzel Kıbrıs'ımızın en güzel yerinde Karpaz bölgesindeyiz. Yeneren köyündeyiz. Malibu Otel kenarındayız, deniz kenarındayız. Geceyi burada geçirdik. Kamp adı altında bir topluluk yaptık ama kamp ateşi yakmadık. Ormanlarda sürmedik. Direkt buraya geldik. Buradan şimdi yine doğa gezisi adı altında bir çıkış yapıyoruz buradan. Derince köyüne tarafı geçeceğiz. Piknik alanlarını temizleyeceğiz. Yol kenarlarını temizleyeceğiz. Ufak çaplı sık ormanlara girmeden de ufak çaplı bir içimizdeki adrenalini atmak için ufak bir ekstrem off-road gerçekleştireceğiz gün sonunda. Günümüz bu şekilde böyle devam edecek. Alalım, hareket ediyoruz. Etrafınızı tekrar kontrol edin. Dünkü güzergahımız doğa gezisi ağırlıklı orman vardı. Hava rüzgarlı olduğu için cesaret ederek ormana girmeyi değiştirdik planımızı. Şimdi asfalt üzerinden hareket edeceğiz. Az ekstremli, az okul geçireceğiz bugün. Bunun için güzergahımız neresi? Kısa olarak anlatayım. Kaleburnu Kurova tarafı iptal oldu. Yine Ereğköy içerisinde Adaçay ve Derince yapacağız. Zaten öğlen yemeğimizi güzergahımızda Derince vardı. Öğlen yemeğini Derince'de yapacaktık. Sadece Adaçay'ı güzergahımıza ekledik. Bunu yapmışken de yine Adaçay Derince arasında Derince ormanın üzerinde güzel bir piknik alanı var. Birçoğunuz bunu biliyor. Terk edilmiş durumda, yıpranmış, kirletilmiş bir durumdadır. Yolumuzun üstüdür. Geçerken de oraya uğrayıp görevimizi orada da tamamlayacağız. O bölgeyi temizleyeceğiz. Çöplerini kenarlara çekeceğiz. Öğlen saatine denk geldiğinden dolayı aynı saatlerde tekrar geri oradan Derince öğlen yemeği içireceğiz. Yalnız sizden özellikle önemli bir ricam var. Dikkat etmeniz gereken nokta. Çok sık bir ormana yaklaşmıyoruz ama havamız rüzgarlı. Aramızda sigara kullanan arkadaşlar var. Lütfen sigara içerken çok dikkatli kullansınlar. Kesinlikle değil izmariti külünü bile dışarıya atmamaya çalışsınlar. Benzinli araçlarda kendi kendilerini kofa getirerek Mustafa Dedeoğlu, Mehmet Akkılıç, kendi kendinizi kofa getirerek gereksiz yere performans yükleyip egzozlardan bir kıvılcım çıkmasına neden olmayın. We'll be right back.
Arkadaşlar, Derince Piknik Alanı'ndayız. Yüzeysel, daha önce kalan atık çöpleri toplamak için buraya geldik. Şu an Derince'deyiz, Piknik Alanı'nda. Evet, ne yaptık dünden beri, nereleri gezdik? Dünden beri biraz temizlik yapa yapa en son şeye uğradık, Erenköy. Erenköy Piknik Alanı'na uğradık, orada temizlik yaptık biraz. Geldik Derince'ye, Derince Piknik Alanı'nda biraz temizlik yaptık. Derince Adaçay arasında olan. Adaçay arasındaki ormanda. Buradan sonra bir saat iki saat bir yemek molası, dinlenme. Ondan sonra temizliğe devam edeceğiz. Bu iki ay çalışmadık. Virüsten dolayı, kötü bir virüsten dolayı sıkıldık. Arkadaşlarımızı özledik. Sonra bir kendi aramızda bir WhatsApp grubu var. Orada yazıştık, konuştuk, buluştuk. Ondan sonra işte bu şimdiki yaptığımız şeyleri yerine getirdik. Böyle devam edeceğiz. Allah bir daha böyle bir virüs çıkarmasın. Ve çok özlediğimiz şeyler çok var. Ama bu yangınlardan dolayı da piknik yapamadık ne yazık ki. Ateşten dolayı ateş yakamıyoruz. Ateş yakalamadığımız dolayı da temizliğe başvurduk. Bütün civarlara gidebileceğimiz, yetişebileceğimiz yere gidip temizleyeceğiz. Buradan sonra artık ne gösterir bilmiyoruz. Evet, daha önce 3-5 turlara böyle katıldıydım. Ama ilk kere böyle temizlik amaçlı katıldım. Yani ilk defa böyle oldu. Nasıl yani, biliyorsun? Vallahi eğlenceli, keyifli zamanlar geçer. Doğayla iç içeyik. Bir off-roadçu olarak da mıntıka yapmak doğru yani, değil. Tabii ki de doğru bir şey. Önemli olan çevre. Çevre temizliği. Sonuçta biz yaşadık bu odada. Yani adamıza saygımızı göstermemiz lazım. Yani ülkemiz çok güzel. Yalnız duyarsız vatandaşlarımız şeyinden. Yani biz gittiğimiz her yerde biz önce mecburiyetten temiz bir ortam yapmak için temizlik yapıyoruz bütün gün. Yani bizim hemen hemen mesela bir saat yeme içme vakit ayırdıysak onun öncesinde temizlik yapmak zorunda kalıyoruz. Duyarsız arkadaşlar, vatandaşlar yüzünden. Günün sonunda kaçarken de toparlıyoruz. Yani güzel, eğlenceli geçiyor. Birlik, beraberlik. Yani çok güzel bir zaman öldürme şeyi diyelim buna. Ülkemizin doğasını, doğa yollarını, doğa etaplarını nasıl buluyorsun? Yani şey güzel, zaten bizi cezbeden bu. Evet. Doğa bizi cezbettiği için zaten biz bu yola baş koyduk diyelim. Bugün fırsat bilip doğaya hemen attık kendimizi. Önce doğamızı temizleyerek başladık. Sonra yemeğimizi yedik. Kampımızı yaptık. Şimdi devam ediyoruz. Şu anda çok güzel bir yerdeyiz. Neredeyiz? Şu anda Derince Piknik Alanı'ndayız. Evet, güzel değil mi burası? Evet, burası çok güzel ama geldiğimizde pis olduğundan dolayı mecburen temizlemek zorunda kaldık. Doğacı olarak yani pis görmeye dayanamıyoruz. Hem gezip zevkimizi yapıyoruz. Güzel bir şekilde vakit geçiriyoruz. Zaten ortamımız gördüğün gibi birebir aile ortamı. Gerçekten hiç yabancı yok. Herkes bir aile olmuş durumda. Gayet güzel bir şekilde eğlene eğlene, doğayı koruya koruya, eğlenceli bir şekilde temizliğimizi yaparak
geldik. Erenköy'de konakladık. Yemeğimizi yedik, muhabbetimizi ettik. Temizliğimizi yapıp tekrardan doğa gezimize devam ettik. Balık olsun, doğayı olsun gerçekten ciddi bir şekilde talep var. Herkes yani çok ciddi bir şekilde çaba sarf ediyor. Doğa yani cipler için, dört çapalı araçlar için. Yani ada ülkesi olduğumuz için gerçekten adamızda kullanılması gereken en başlı arabalardan bir tanesi 4x4 cip. Merhaba, isim Hasan Akansoy. Mausa'dan katılıyorum. Güzel, her şey güzel. Dün çıktın, 6'da başladık. Geze geze Erenköy'e geldik. Konakladık burada. Kampımızı yaptık güzelce. Sabah etrafı temizledik. Şimdi piknik alanına geldik buraya, Derince'ye. Burada da temizlik yaptık. Buradan yemeğimizi yiyeceğiz. Oradan geze geze Mausa'ya doğru yola çıkacağız. Zambara ülkemizde olan yangınların dolayı, sıkıntı durmadan dolayı daha teğet bir şey yaptık. Teğet geçtik yani. Çok öyle ormanlık alana girmedik ki Allah korusun ufak bir şeyden, çünkü yangın çıkabilir. Düşünceli davrandık yani bu konuda. En büyük etken bence sigaradır. Bizim halkımızın çoğu sigara içer ve içten sonra direkt sigara dışarı atar. Yani en büyük etkenlerden biri o. Artı doğaya atılan pislikler, camlar. Çünkü havalarımız şu an ısınıyor. Yangın çıkma olasılığı çok yüksek. Ekinlerimiz var. Şu otlar kurudu. Egzoz faktörü de var mıdır? Ya o düşük bir faktör ama var tabii ki. Herkesin dikkatli olması lazım. Derince piknik alandayız. Dediğimiz gibi biraz önce farklı bir plan yaptık. Şimdi farklı bir plan yaptık. Bulunduğumuz ortamdan dolayı alanlarımız dar olduğu için sık sık plan değiştirmek zorunda kalıyoruz. İçimizde yoğun bir baskı var. Şu an arkadaşlarımız biraz ekstrem, biraz ekstrem. Adrenalin patlaması yaşıyorlar. Buradan yemeğe iniyorduk. Yemeğimiz de hazırlandı, telefonla bildirdik. Ama yoğun bir istek üzerine bu yemeği 1-2 saat geriye atarak buradan Avtepe'nin altında, neydi o bölge? Melisi Deresi miydi? Elisi Deresi. Elisi Deresi'ne ineceğiz. Orada ekili arazilere yaklaşmadan ufak çaplı olsa bir iki tepe çıkalım. İçimizdeki gençlerin adrenalini biraz düşürtelim. Oradan da yemeğe geçelim. Bölge zaten hemen hemen hepimizin doğup büyüdüğü, bizim de kendi adıma konuşayım. Derince, Yeşilköy, Yeni Erenköy, bu bölge zaten hepimizin aynı okulda, aynı bölgede büyüdüğümüz, hemen hemen hepimizin arkadaş olduğu bir bölge burası. Kendi doğup büyüdüğümüz bölgelerde dolaşmak, şey yapmak, eski günleri şey yapmak, yad etmek güzel. Bugünkü etkinlikte de güzergahımız biraz önce karar değişikliğine, Atilla Başkanımız söyledi. O bölgelerde yapacağız. Yine gezimizi düzenleyeceğiz. Şu ana kadar güzel gidiyor. Sorunsuz. Güzel geçiyor. Aradan 3 ay geçmesine rağmen özlemişiz. Çocuklarımızla, ailemize geldik. Arkadaşlar gibi ben Derince, Yeşilköy değil, Magosa'dan katılıyorum. Bölgeselcilik olmasın. Bölgeleri çok güzel. Bu Karpaz bölgesinin ayrı bir güzelliği var. Biz de elimizden geldiğince doğaya katkıda bulmaya çalışıyoruz. Temizliğinde olsun. Şu an Derince piknik alanındayız. Orayı temizledik. Şimdi bir ekstrem, biraz offroad yapmak için herhalde bir yerlere gidiyoruz. Arkadaşların bildiği bir bölge, oralara gidiyoruz. Güzel geçiyor, eğlenceli geçiyor. Çocuklar mutlu. Eşlerimiz gayet mutlu. Pikniğimizi yap, piknik tarzı sandviçlerimizi yiyoruz. Eğlenceli zamanımız çok güzel geçiyor. İnşallah daha da güzel olacak.
Atil abi ipi çöz. Tamamdır ya. Çözün ipi. Yavaş 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 yavaş. İpi çözsünler, ipi çözsünler. Tamam gel. Yavaş yavaş ip var. Boğaz'dan başladık. Derince köyüne kadar geldik. Güzel köylerimizi gezdik. Güzel doğamızı keşfettik bir daha. Yine bir etkinliğin sonunda Derince'de noktaladık. Güzel bir gün geçti. Artık bundan sonraki bir ay sonraki etkinliğimizde yine tüm üyelerimi ve özellikle olmazsa olmazımız Orhan Bayraktar'ı, Kanal T'yi aramızda dört gözle bekleyeceğiz. Evet. Sevgili karıcığım. Canım bugün neler yaptık? Nasıl geçti günümüz? Çok güzel beğendin geçti. Mi? Çok güzel. Çok eğlenceli. Çok güzel. Birlikte olmak. Neler yaptık? Kampa gittik beraber. Evet, kampa gittik. Çadır kurduk. Çadır kurduk. Yattık, uyuduk, kalktık. Kahvaltımızı yaptık. Öğlen yemeğimizi yedik. Bravo. Köyde gezdik. Her yerde gezdik. Güzel eğlendik yani. Evet. Berat, sen de aynı şekilde düşünüyor musun? Evet, çok güzel geçti her şey. Mis gibi havamız. Doğayı iç içe olmak daha güzel oldu bugün. Doğa temizliği de yaptık ayrıca. Doğa temizliği de yaptık. Etkinliğe biraz ara verdik. Ekstremi biraz düşük tuttuk. Evet. Ne yaptık? Daha çok bölgemize önem verdik. Piknik alanlarımızı temizledik. Evet, sahillerimizi. Defne, sen de eğlenebildin mi bugün? Evet, eğlendim. Temiz hava aldık. Çok güzel. Baban nasıl bakalım? Baban nasıl? Baban için nasıl geçti? Nasıl geçti senin günün? Ya her zamanki gibi güzel geçti. Allah'a şükür olsun. Şimdiler hiç kötü geçmedi. Hep daha iyisine doğru gidiyoruz. Yaşa. Bu da kurucu başkanlarımızdan Devrim Dedeoğlu. Benim sağ kolum, en büyük yardımcım. Merhabalar. Sen nasıl düşünüyorsun? Dünden beri güzel bir gezi oldu. Sorunsuz, çocuklu, ailelerle güzel bir gün geçti. Hava da çok güzeldi şansımıza. İnşallah bu Covid de biter. Sağlıklı günler tekrardan kavuşuruz. Tekrardan böyle doğa gezilerine devam ederiz. Bu açılış gibi bir şey oldu ama sosyal mesafeyi koruyacak şekilde. İnşallah bundan sonra daha güzel günler olur. Teşekkür İnşallah, ederim. İnşallah, 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 inşallah. Diğer arkadaşlarımız. Sen nasıl düşünüyorsun? Gerçi bayan ilk defa katılıyor. O yüzden evet. İsmini de hatırlayamadım ama. İlk kez katılma. Yeni üyemizdir. Aynen. Hamitköy'de kalırım. İsminiz? Melis. Erkek arkadaşım bu spor dalıyla ilgilendiği için ben de heves aldım. Zaten. Ve evet, istedi yanında gelmemi ve tabii ki böyle bir etkinliğe katılmak benim için çok güzeldi. Çok keyif aldım. Kesinlikle her şey mükemmeldi. Peki diğer bayanlara da tavsiye eder misin? Yani diğer bayanların bu etkinliğe katılmasında bir tehlike, bir sakınca gördün mü sen bu etkinlikte? Hayır, kesinlikle bir sakınca yok. Hatta benim az önce ailem de buradaydı. Annem, babam. Onlar da ne çok güzel. Keyif aldı. Yani herkese tavsiye ederim. Çok, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Umarım. Hasan Hakansoy. Evet abi. Bu da eski üyelerimizdendir. Yine derneğimizin kuruluşunda da bütün etkinliğe bayağı bir katkısı olmuş. Hemen hemen her gezimize katılmış. Mümkün mertebe sık derecede bizi yalnız bırakmamıştır. Aynen bugünkü öyle. Yaptığımız etkinliği nasıl buldun? Yani pandemiden sonra 3 ay verdiğimiz aradan sonra bir etkinlik yaptık. Aynen öyle. Düşük ekstremli, düşük offroadlu, daha çok doğa temizliği, sahil temizliği yaparak geçirdik. Aynen. Eğlenebildin mi, nasıl geçirdin? Aynen, eğlendik. Hep birlikte zaten. Aile gibiyiz zaten. O yüzden hep birliyiz. Beraberlik içinde. Gezdik. Ufak çaplı ilk gün offroad yaptık. Ondan sonra kamp yerimize gittik. Gitmeden yemeğimizi yedik hep birlikte yine.
kampımızı kurduk. Güzel aile ortamında. Aynen, güzel aile ortamı. Her şey güzeldi. Güvenli bir şekilde. Aynen. Doğayı ve çevreyi koruyarak. Bugün temizliğimizi yaptık. Orada da yaptık. Piknik alanında da yaptık temizliğimizi, her şeyimizi. Ya yani bugün doğa için çıktık aslında. Kendimizi şey yapmadık. Doğa için bugün hep birlikte toplandık. Temizliğimizi yaptık. Güzel bir gün geçirdik. Sonuna geldik. Teşekkür ederim. Ben de sizin aracınızdan tüm üyelerime katkı koydukları için, böyle bir zor şartlarda hep beraber olup bu etkinliğe şenlik verdikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Herkese selamlar dilerim. Çocukların sokaklarda pir ile oynadığı, düğünlerde herselerin kaynadığı zamanlarda kuruldu Kıbrıs Türk Petrolleri. Yıllar geçtikçe nesiller geldi geçti ve birçok şey değişti. Ama Kıbrıs Türk halkının yol arkadaşı hiç değişmedi. Bugün 40. yıl dönümünü kutlayan Kıbrıs Türk Petrolleri daha nice 40 yıl Kıbrıs Türk halkının yol arkadaşı olmaya devam edecek. Bu başarı hepimizin.